dersimizden herkese merhaba. İlk konumuz alfabe ve alfabetik sıra. Çocuklar, alfabe ve alfabetik sıra konusunda başarılı olabilmeniz için Mutlaka alfabeyi ezbere biliyor olmanız gerekiyor. Eğer bilmiyorsan videonun bundan sonrasını lütfen izleme. Çünkü yapamayacağını düşünüyorum. İlk olarak videoyu durdur ve alfabe şarkılarına git. Alfabe şarkılarıyla alfabemizi ezberledikten sonra yeniden gel ve beni dinle olur mu? Alfabemiz 29 harften oluşuyor. Bunlar haydi beraber söyleyelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z çocuklar. Bu, bu sırayla mutlaka bilinmeli. Neden? Çünkü bize müfredatta alfabetik sıralamadaki harflerin sırasını verip bu gizli kelime nedir diye soracak. Sen parmaklarınla tane tane alfabeyi sayarak o numaradaki harfi bulabilirsin. Veya benim yapmış olduğum gibi köşeye kendi alfabeni yazıp numaralarını yanına yazabilirsin. Ben kolay bulmanız için veya tane tane şu an sayamayacak olduğumuz için, sizin hızınızı bilmediğim için kolay anlayın ve kolay görün diye kenara yazdım. Hadi bulalım bulmaca gibi çok eğlenceli. 14. harf K, 1. harf A, 15. harf L, 6. harf E, 16. harf M, kalem. Hadi sizde sıra 22. harf, evet S, 12. harf, buldun, iyi. 15. harf L, süper gidiyorsun, hadi devam et. Bravo, G ve İ geldi, kelimemiz silgi oldu. Geleyim diğer örneğe. 16. harf. 1. harf 22 ve 1. Kelibemiz masa. 2. harfimiz Hadi başla. Süper. 12 Evet. 15 L 8 G ve tekrar 2 bilgi. Anlaştık mı neden alfabeyi öğrenmemiz gerektiğini? Bu eğlenceli oyunları oynayabilmemiz için. Gelelim diğer konuya. Bize bu kelime kaç harften oluşuyor diyecek. Çocuklar seslere vermiş olduğumuz her görseli biz harf diyoruz. Neydi onlar alfabemizde? A, B, C, C, D, E, F, G, A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, o, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş T, U, Ü, B, Y, Z şeklinde gidiyor. Hadi bakalım. K harfi, I harfi, T harfi, A harfi, P harfi toplam kaç harften oluşuyor? 5 harf. Süper. B, E, Y, A ve Z kaç harften oluştu? 5. Anladıysan videoyu durdur ve kendi kendine bulmaya çalış lütfen. D, E, F, T, E, R. Evet, altı harf. 2 defa defter yazmışız. 6 harf. Suluk. S, U, L, U, K. 1, 2, 3, 4, 5 harf. Sayı. 1, 2, 3, 4 harften oluşuyor. Kahve. 5 harf. Boncuk. Evet, altı harf. Ekmek. 5 harf. Evet, dört harf. Tebrik ediyorum. Anlaştık mı? Gelelim alfabetik sıralama. Ezberlemiş olduğumuz alfabe şarkısı burada da işimize yarayacak. Bize bu şekilde 4-5 tane kelime verecek. Bu kelimelerin alfabetik sıralamasına göre sıralandığında ilk gelen Kelime hangisidir veya en son gelim, gelen kelime hangisidir şeklinde sorular soracak. Sen alfabeyi öğrenmediysen, ezberleyemediysen bu kısımda zorluk yaşarsın evladım yavrum. Anlaştık mı neden öğrenmemiz gerektiğini? Eğer biliyorsan ne yapıyoruz? Hemen öğretiyorum. Verilen kelimelerde hemen ilk harfe bakıyoruz. Alfabetik sıralamamızda ilk gelen harf ile başlayan kelimemiz birinci kelimemiz oluyor. Alfabeyi saymaya başlıyorum. A dedim. Hemen buldum. O zaman demek ilk olarak ne geliyormuş? Ayak. Devam ediyorum. A, B, C, Ç. Bak hemen buldum. Gördüğün gibi sayıyorum tek tek. Üşenmiyorum. Tamam mı? Tek tek sayacağız. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H. Halı. Geriye de kitaplık kaldığı için. Bu dört kelime Alfabetik sıralamaya göre sıralandığında ilk olarak ayak, çatal, halı, kitaplık şeklinde geliyormuş. Anladıysan lütfen ekranı durdur ve kendin dene. Kelimelerimiz masa, bulut, kahve ve ekmek. Bu kelimeler alfabetik sıralamaya göre sıralandığında yandaki boşluğa nasıl dolar şeklinde soru soruyoruz. Ne yaptığımızı biliyoruz. İlk harflerimizi işaretliyoruz ve alfabeyi saymaya başlıyoruz. A, B, Hemen buldum. Bulut. A, B, C, Ç, D, E. E'yi de buldum. F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K. Hemen kahvenin K'sini de buldum. Ve yazdım. Geriye de masa kaldığı için. Bu dört kelime alfabetik sıralamada sıralandığında en son masa geliyormuş dedik. Hadi yine durdur ve dene. Bu dört kelimemizi alfabetik sıralamaya göre sıraladığımızda nasıl bir sıralama olur diye soruyoruz. Biz biliyoruz ki hemen ilk harflere bakıyoruz ve hemen zaten alfabemizin ilk başladığı harfi gördük. Ve zaten Z'yi gördük. Z'nin son harfi olduğunu biliyoruz. Bakalım önce çamur mu gelir, limon mu gelir? A, B, C, Ç. Hemen Ç'yi buldum. Ve buraya da limon kaldığı için yazdık. Yine kelimelerimiz var. Alfabetik sıralamaya göre yan tarafa sıralayacağız. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, İ C, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş. Bak hiç üşenmiyorum. Tane tane sayıyorum. Aa ben bilmiyorum ki hangisi önce geliyor demiyorum. Geriye de termos kaldığı için termos yazdık. Anlaştık mı? Alfabetik sıralama konumuz bu şekilde. İlk harfine bakıyoruz. Hangisi alfabete, alfabede daha önce geliyorsa o bizim için o sıralama da öncelikli oluyor diyoruz. Peki eğer ki alfabetik sıralama yaparken ilk harfler aynıysa ne yapıyoruz? O zaman i harfleri siliyoruz ve ikinci harfleri bakıyoruz. i, ü, e ve ü. i mi önce gelir, ü'ler mi önce gelir, e'ler mi? Yine alfabeyi sayıyoruz. a, b, c, ç, d, e. e'yi bulduk. O zaman demek ki ilk olarak kedi geliyormuş. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I. Demek ki I ile önce geliyor. Ki önce geldi. Şimdi Küm ve kümef kaldı elimizde çocuklar. Ü'ler gitti. Şimdi ben neye bakıyorum? I mı önce gelir? L mi önce gelir? M m'm mi önce gelir diye bakıyorum. Yine sayıyorum. A, B, C, C D, E, F, G, yumuşak, G, H, I, I, J, K, L. Bak gördün mü? Hemen L'yi buldum. Bak her defasında tane tane sayıyorum. Anlaştık mı? Eğer ilk harfler aynıysa ikinci harflere bakıyoruz. İkinci harfler aynıysa üçüncü harflere baka baka devam ediyoruz. Lütfen ekranı durdur ve kendin dene. İlk harfler aynı. Hemen sildim. A, E, A ve U. Ben biliyorum ki A'lar öncelikle alfabemiz A ile başlıyor. O zaman N mi önce gelecek, S mi önce gelecek diye sayıyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, H Ö, I, J, K, L, M, N. Hmm, buldum hemen. Öncelikle mandalina geliyor, sonra masa geliyor. bunlar gitti. Ben ondan sonra eğlilerin geldiğini biliyorum ve geriye de muz kalıyor. Bulanları tebrik ediyorum. Bulamayanlar yeniden şansını denesinler. Üzülmeyin, yeniden yeniden örnekler yapacağız. İlk harflerin hepsi aynı. Ağlar silinde. İkinci harflere baktık. Y'ler aynı. Silinde. Aa bak bir tanesi bitti. Demek ki o zaman benim ilk harf kelimem ay geliyor. Sonra devam ediyorum. A, a ve d'ler. A'lar mı önce gelir ki d'ler mi? Tabii ki a'lar. O zaman ben ayak ve ayakkabı içinde sıralayacağım. A'lar aynı olduğu için kıtlar birbirini götürdü. Aa bu da bittiği için demek ki önce ayak geliyor. Ardından ayakkabı geliyor ve geriye değerli olan kaldığı için bunu yazdık. Çok eğlenceli değil mi? Ben inanılmaz eğleniyorum bunları sıralarken. Oyun gibi geliyor. Bakın hemen ilk harfleri sildik. O kadar kolay bir konu ki. Hemen ikinci harflere baktık. A mı, İ mi, E mi, Ö mü önce gelir? Tabii ki ben A'ların ilk harfimiz olduğunu artık bildiğim için çamuru şık diye yerleştirdim. Sonra ne yapıyorum? Evet tabii ki yine sayıyorum. A, B, C, Ç, D, E. Bak E'yi yine buldum. Sonra İ'nin geldiğini biliyorum. En sonunda Ö kaldı. Çok kolay ve çok eğlenceli. Gelelim son sorumuza. Diyor ki Sultan Hanım evlerindeki eksik malzemeleri unutmamak için listeliyor. Markette eksik malzemeleri alırken malzemelerin alfabetik sıralamasına göre almayı tercih ediyor. Buna göre Sultan Hanım'ın malzemeleri alış sırası aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diyor. Şimdi bakalım listemize. Listemiz neymiş? Alışveriş listemiz ekmek, elma, erik. Ben E'lerin aynı olduğunu bildiğim için ne yaptım? Sildim. Değil mi? Şöyle biraz büyütelim. Sonra K'ler mi önce gelir, L'ler mi önce gelir, R'ler mi önce gelir, biliyor muyum? Bilmiyorum. Ne yapıyorum? Alfabetik sıraya başlıyorum. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, J, K, L, K, L, bak, J, K, K'yi buldum. L, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R. Hemen ardından L'yi buldum. Demek ki önce ekmek, ardından elma, ardından da erik. Bu şekilde geliyormuş. Oradaki sıra hiç bozulmamış. El, ekmek, elma, erik. Çok güzel ve çok eğlenceli bir dersti. Bu konuda başarılı olmak için alfabeyi ezberlemeyi lütfen unutma. Bu gibi videolar için YouTube kanalı Bir Tutam Öğretmeni abone olmayı, ebeveynleriniz için bilgilendirici gönderiler için Instagram kanalı Bir Tutam Öğretmeni takip etmeyi, ve bu konularla ilgili etkinlik kağıtlarına ulaşmak için www.bütçetameretfan.com ulaşmayı unutmayın.